Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve ahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Sadakallahul azim. Şimdi değerli kardeşlerim, geçen hafta 9. ve 10. ayetlere mana vermiş sadece. Açıklamasını bugün yapacağımızı, bir sonraki hafta yapacağımızı söylemiştik. Şimdi 9. ayeti kerimeyi ele alalım. Tabii muhteva içerisinde düşünerek mana vereceğiz ve genel anlamda manasını ve yorumunu yapacak. Mana veriyor. Vel yahşellezine, o kimseler korksunlar. Lev terakü, bırakmaktan endişe etsinler. Niye bırakmaktan? Min halfihim, arkalarına. Arkalarına bırakmaktan korksunlar. Ne bırakmaktan? Zürriyeten bir nesil. Bir nesil bırakmaktan. Bir zürriyet bırakmaktan korksunlar. Nasıl bir nesil? Zaafen, zayıf. Zayıf karakterli, zayıf şahsiyetli bir nesil geriye bırakmaktan endişe etsinler. Hafu aleyhim, o neslin üzerinde titresinler. Yani ihtimam göstersinler. Bu da korksunlar manasında gelir. Hafu, korksunlar manasında gelir ama korkudan titreme var ya, onun için buna o manayı veriyoruz. Çok korktuğun zaman titrersin yani. Dehşete düşersin. Felyettekullâhe, Allah'a saygı duysunlar, Allah'tan çekinsinler. Ve liyekûlû, ve desinler. Kavlen sedîdâ, doğru söz söylesinler. Şimdi bu surenin önceki ayetleri neydi? İkinci ayeti yetimlerin malları ile alakalıydı hatırlarsanız. Bu yetimlerin mallarını kendi mallarına katarak yemeyiniz demişti. Efendim, temiz olana pisi katmayın demişti. Ardından 6. ayetinde sonra yetimlerle evlilik meselesini ele almıştı. Daha sonra 6. ayette bunlara mallarını verirken nelere dikkat etmemiz gerektiğini, onları imtihan yapın, akılları başlarındaysan malları verin ama akılları başlarında değilse ne yapmanız gerektiğini falan anlatmıştık geçen hafta. Daha evvelki hafta bunları konuşmuştuk. Şimdi bu ayeti kerimeyi bu muhteva içerisinde, bu içerikte ele alacaksak o zaman, yani ne demek istiyor burada Allah'ın yani, yetim malı yerseniz, kul hakkı yerseniz, özellikle yetim hakkını yerseniz ki bu burası tamamen kul hakkı, şey, yetim hakkıyla alakalıydı, yetim malıyla alakalıydı. O zaman bu yetim malını çocuklarınıza yedirirseniz geriye bir zayıf nesil bırakırsınız. Haram lokma ile büyümüş bir nesil bırakırsınız ki geriye bu zayıf bir nesil olur. Muhteşem. Şimdi şunu söyleyeyim size. Eğitim açısından baktığımız zaman da, terbiye açısından baktığımız zaman da bir toplumun asaletini bozan bir takım konular var. Bunlardan bir tanesi haram lokmadır. Haram süt. Yani çocuğa annenin emzirdiği süt haram lokma varsa ve özellikle buna yetim hakkı varsa
bu asaleti bozuyor. Haram lokma, haram süt gençliğin, sonraki nesillerin asaletini bozuyor. Bu muhteşem. Bunu anlatıyor. İki neden doğru bilgi. Bakın. Yani bugün dünya insanlığının özelde Müslüman aleminin, özelde biraz daha özelde Türkiye'nin gençliğinin niye bozulduğunu, niye devletine karşı çıktığını, annesine babasına karşı çıktığını, annesini babasını efendim gidip huzur evine bıraktığını, kendi evine barındıramadığını, kendi poposunu yıkayan annesini gidip huzur evine bırakıyor. Bana çok telefonlar geliyor. Ve bunları birçoğunu da aldırmışım evlerine yani. Gidip almışlar ya, biraz kendi içinde bir imanı olan bir insan. Şimdi bunun nedenine inmek gerekiyor. İşte burada Allah-u Teala iniyor. Benim mi? O söylüyor. Ben bütün bu dediğim sözler tamamen Kur'anidir. Yani bu ayetler olmasa ben bunları konuşamam. Manası budur yani. Şimdi Allah-u Teala birinci planda bu ayette anne babalara sesleniyor. İkinci planda devlet adamlarına sesleniyor. Anlıyor musunuz? Şimdi burada diyor ki işte, birinci manada anne babayı ele alın. Ben bu ayetin muhatabı benim aynı zamanda. Sizsiniz, bütün Müslümanlar, bütün insanlık ayetin muhatabıdır. Ne diyor Allah-u Teala? Geriye zayıf bir nesil bırakmaktan endişe içinde olmanız gerekir. Evet. Allah'ın emri, namaz gibi farz. Yani demek ki bizim bir görevimiz var. Nedir? Benden sonra hangi nesili bırakıyorum? Anne baba olarak benim ailemde, benim ailemi devam ettirecek olan neslin zayıf olmaması konusunda üzerinde durman gerekiyor. Haşyet kelimesini kullanıyor. Saygı duymak anlamında bu kelime ama burada o manaya gelmez. Birinci manası saygı duymaktır. İkinci manası korkmaktır. Haşyet, dehşet içerisinde olması lazım. Ne? Konu ne? Geriye zayıf nesil bırakmamak. Bunun muhatabı, şu ayetin muhatabı aynı zamanda başbakandır. Aynı zamanda Türkiye'nin milli eğitim politikasını yürütenlerdir. Aynı zamanda reis cumhurdur. Çünkü bütün Türkiye'nin gençliği onun gençliğidir. Anlıyor musunuz? Ha bu benim baba olarak bana, sana, tek tek, aile olarak bizlere hitap ediyor bu ayet. Aynı zamanda devleti yönetenlere de hitap ediyor. Çünkü onlar eğitimin politikasını yürütüyor. Şimdi diyor ki devlet adamlarına geriye bırakacağınız nesil güçlü olmalı. Zayıf olmamalı. Bu konuda uykunu kaçırdın mı kaçırmadın? Bunu benim anam yaptı. Benim anam zorla beni okuttu. Beni zorlamadı. Babama zor. Babam okutmak istemiyor. Zorladı, bu çocuk hafızlığı yapacak dedi. Yapardı, yapmazdı, yaptık hafızlığı. Şimdi anama bak şimdi, anayı görüyor musun? O dağın başında Osmanlı kadını, dünyadan haberi yok, mektup yazmasını bilmez. Efendim işte namaz sürelerini ezberlemiş, o kadar, onun dünyası o. Ot kesmek, hayvanlara kışlık otunu kesmek, yaylaya gitmek, peynirini, yağını yapmak, kışlığını yapmak. Yaptığı iş bu. Ama o kadın benden sonra Bayraktar Hoca kalacak dedi. Bakın. Bakın. Tabii bunları bizim o zamanımız, o dönemimizde çocuk. Biz çocuğuz. 11 yaşında. Çocuğuz.
O onun verdiği o önem, onun gönlü Bayraktar Hoca'yı yetiştirdi. O gönül. Onun için ben her gittiğim yere annemin duası ile hocamın duası benimle beraber geldi. Öyle senin yaptığın çalışmalarla bu iş olmaz. O yetmez. Allah'ın lütfu bir takım duaların peşinden geliyor. Sadece senin çalışmana Allah-u Teala lütfediyor da o tamam da. Fakat o annemin duasıyla hocamın duası Kolombiya Üniversitesi'nin tahtasında ayet yazdım konferansta. Evet. Bayrağı oraya çek. İşte bu. Anne babanın kendisinden sonra güçlü bir nesil bırakmak, zayıf bir nesil bırakmamak diyor. Böyle kullanıyor tabiri. Çünkü güçlülüğün sınırı yok. Ama zayıflığın sınırı var. Yani güçlü, ne kadar güçlü, ne kadar olursa olsun. Ona bir sınır koyamaz. Ama burada öyle bir ifade tarzı kullanıyor ki Allah-u Teala, zayıf bir nesil bırakmaz. Zayıf olmasın yeter. Yukarıdaki güçlülüğü nereye kadar giderse gitsin canım. Şimdi bu hem ebeveynle alakalı bir konu, hem devleti yönetenlerle alakalı bir konu. Yani devlet eğitim politikasını uygularken bütün eğitimciler, bizler de, ben hem eğitimciyim hem babayım. Ben güçlü talebe yetiştireceğim. O benim yetiştirdiğim insanlar da bir nesil. Ben onlara iyi yetiştirmek lazım. Onun için bakın devam ediyor. Hafu aleyhim, onlar üzerine titresinler. Şu ayet, talim terbiyenin, Milli Eğitim Bakanlığı'nın en büyük rehberidir. Bu ayet. En büyük rehberidir. Hocaların en büyük rehberi olması lazım. Nasıl yapacağız bu işi? Yani ya Rabbi diyorsun üzerine titre. Zayıf nesil bırakmaktan kork. Nasıl yapacağız biz bu işi? Diye sorumlu soracağız. Yukarıdaki muhtevaya göre yetim hakkı yemeyeceksin. Yani haram lokma olmayacak. Haram lokma olmayacak. Buna ihtimam göstereceksin. Hanımına yedirdiğin ekmek, o anne var ya anne. Her şeyimiz ondan ya. Her şeyimiz ondan. Kanımız, canımız, her şey ondan geliyor sana. Şimdi o anneye haram lokma yedirmeyecek baba. Bu o kadar önemli bir konu ki, ameliyat oldum. Ameliyat oldum. Bu dersleri kim verecek diye soru soruyorum ya. Aha çocuğum burada benim, oğlum buradadır. Evet. Evet. Onu düşüneceksin. Bu dersi kim verecek? Ameliyat oldum da kardeşim ya. Ya bunun daha var, mazereti var da. Evet. Çünkü oradan aldığım parayı çocuğuna yedireceksin. Anlıyor musun? Bu kadar dikkat edeceksin. Şimdi birincisi helal lokma veya haram lokma yedirmeyeceksin. Felyettekullah. Allah'tan sakınacaksın. Allah'a saygı duyarsan diyor bu haram lokmayı yemez. Allah'a saygı duymayanın nesli zayıf olur diyor. Bu kadar basit. Bir defa sen bana saygı duyuyor musun duymuyor musun? Takvayı devreye sokuyor. Takvayı. Felyettekullah dedi, takva kelimesinden geliyor bu. Yani bu ne demektir? Allah'tan sakınmak, Allah'a saygı duymak manasına gelir. Allah'tan sakınmayan adam haram lokmayı yer. Yer de yer. Yer de yer. Ve te'kulûne turâte eklen lemmen dediği gibi Fecr suresinde mirası yedin de yedin. Tıkanasa ki yedin mirası. Helalı haramı demedin. Yedin. Orada öyle şimdi burada da takva koruyucu hekimlik gibi insanı haramdan korur. Haram yemekten korur. Anlıyor musun? Koruyucu hekimlik de takva.
bağışıklık sistemi demişim ona şeyde Bakara suresini anlatırken 22. ayette. Burada koruyucu hekimliktir. Koru. Takvası olmayan adamın, Allah bilinci olmayan adamın, Allah'a saygı duymayan adamın her şeyi yapacağı ortada. E bak onun için buraya koymuşum. Ben koymadım. Ben koymadım buraya. Buraya ayet-i kerime oldu. وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَد۪ينًا Doğru söz söyleyeceksiniz. Doğru, doğru. Doğru söz söylemenin birkaç manası var. Bir tanesi bu yetimlerle alakalı olduğu zaman da yetimlere konuşurken çocuğuna nasıl konuşuyorsan öyle konuşacaksın. Kırmayacaksın onun gönlünü. Yanında kaldı diye kırmayacaksın onu. Onun malı hakkında şahitlik yaparken doğru konuşacaksın. Şahitliği doğru yapacaksın. Anlıyor musun? Bir manası bu. Bir manası Ahzab suresine göre mana verirsek ulan o ayeti buraya getirirsek o manası doğru bilgi vermek. Anlıyor musun? Yani çocuklara doğru bilgi öğretin diyor. Bak 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 bak. Helal lokma doğru bilgi. Eğitimin üzerine oturduğu temel nokta. Temel değerler bunlar. Helal lokma ile doğru bilgi asaleti kuvvetlendiriyor. Haram lokma ile yanlış bilgi bir toplumun asaletini bozuyor. Demek ki şimdi burada Allah-u Teala buyuruyor ki vel yekulu kavlen sedida. O çocuklara konuşurken doğru konuş, yalan konuşma. Yalan bilgi öğretme, hurafeyi öğretme. Doğru bilgi öğret çocuğa. O neslin kuvvetli olabilmesi için doğru bilgiye ihtiyacı var. Zayıf nesil nasıl olur? Yanlış bilgi oldu mu kafada zayıftır o nesil kardeş. Bitti. Bir defa haram lokmayla büyümüş, çürümüş. Kafada, beyinde de yanlış bilgi var, bitti. Her taraf çürük. Kuvvetli nesil doğru bilgi öğretirsen olur diyor. Bak bu da milli eğitimin, anne babanın, hocaları benim. Şimdi ben size burada yanlış bilgi veriyorsam ha bu ayete ters düşmüyor mu hiç? Ha? Veya sınıfta ders verirken talebelerime yanlış bilgi öğretiyorsam buna ters düşmüyor mu? Şimdi bakın o Ahzab suresine göre mana verirsek dedim ya ha gidelim o Ahzab suresine. Ne diyor orada? Bakın şimdi o Ahzab suresinde ne diyecek? Burada doğru bilgi dersek ne olur'a cevap vermedi. Ama kuvvetli nesil yetiştirmek için doğru bilgi öğretmenin gerektiğini söylüyor burada. Bu tamam. Bu doğru bilginin başka etkinlikleri de var. Onu Ahzab suresinde söylüyor işte. Bak burada şimdi söylüyorum. Ya eyyühellezine amenu. Amenu tekullaha. Allah'a saygı duyun. Bak burada da var bu. Takva burada da var. Allah'a saygı duyun. Ve kulu deyin. Kavlen sedida. Doğru söz söyleyin. Baba 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 baba. Burada da aynı söz söyledi. Doğru konuşun. Müslüman doğru konuşun. Yerlezin amenü diyor başta. İman eden. İmanla yalan, yanlış bilgi, hurafe bilgi yan yana olmaz. Öyle diyor Allah. Bana saygı duyuyorsan senin imanın varsa doğru bilgi, doğruyu söyleyeceksin. Ya Rabbi bu senin dediğini yaptı. Ne vereceksin bize? Bunun karşılığı yok mudur? Var. Bak diyor başım. Sen doğruyu söyle. Bak ben ne yapacağım sana şimdi. Bir. Yusluh leküm amalek. Amellerinizi düzelteceğim, ıslah edeceğim. Yani yanlış yoldaydın. Ben senin amellerini düzelteceğim.
İki, ve yağfir leküm zünubeküm. Sizin günahlarını affedeceğim. Vay 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 vay. Hava ağızdan çıkan doğru söz bak ne iş yapıyor. Ya neler, neler getiriyor şimdi. Hala bak. Burada onu demedi. Burada neslin güçlülüğü konusunu konuştu burada. Doğru bilginin neslin artırdığını, zayıf nesil bırakmamak için doğru bilgi öğretmenin önemini burada vurguladı. Burada ise amellerinizi düzelteceğim diyor. Sen doğru söylüyorsun şimdi. Bir iş yaptın, ben iki iş yapacağım. Sen bir adım at diyor Allah-u Teala, ben iki adım atacağım. Bak, ben demiyorum. Ayet. Amellerinizi düzelteceğim ve günahlarınızı da affedeceğim. Şimdi ha bu ağızdan çıkan söz günahları sildiriyor. Hale bak. Yani doğru konuşmaya o kadar önem veriyor Allah. Yeter ki benim kulum bana saygı duysun da o saygıdan dolayı doğruyu söylesin. Ben onun günahlarını affedeceğim, amellerini düzelteceğim. Ben kendi kendine görev veriyor Allah. Allah kendi kendini görevlendiriyor. Önce bize diyor ki sen hareket et bakayım. Doğruyu söyle. Doğru bilgi söyle. Şimdi bana söylüyor bunu ha burada şimdi. Ha bu ayetleri bana söylüyor. Bana konuşuyor. Ben böyle hissediyorum da onun için Kur'an'dan ayrılmıyorum sizle konuşurken. Neden Kur'an'dan ayrılmadığımı anlıyor musun? Ya yalan söylerim. Yanlış söylerim. Kur'an'a söylerim. E ne olur benim işim sana? Bu Allah'ın ayetleri buraya düzursuz konmuş. Ha. Şimdi diyor ki Allah-u Teala, ha bu senin ağzından çıkan kelimeler var ya, hakikatla alakası varsa, gönülle alakası varsa, öyle gönlün ayrı, ağızdan ayrı konuşuyorsan münafıksın. Onu söylüyor. Onun ayetleri söylüyor. Onun ayetleri var, Ali İmran'da var, Fetih Suresi'nde var, var oğlu var. Anlaşıldı mı? Ama sen doğruyu konuştuğun zaman kendime bir görev veriyorum diyor Allah-u Teala. Nedir benim görevim? Benim de bir görevim var. Hemen sizin amellerinizi düzelteceğim ve günahlarınızı affedeceğim. Ve devam ediyor. وَمَنْ يُطِعِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ Kim Allah'a ve peygamberine itaat ederse فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا O çok bir kurtuluşa ulaşmıştır. Bu işin Allah'a itaat edip etmemekle, takva ile bir alakası vardır. Doğru konuşmanın, doğru bilgiyi vermenin, doğru yere şahitlik etmenin, doğru olayı, vakayı doğru anlatmanın, ilim adamlarına da bu düşüyor. Şimdi biz ilim adam olarak bana bu düşüyor, burada vaiz olarak bu düşüyor, okulda bu düşüyor, televizyonda konuşuyorum o düşüyor, gazetede yazı yazıyorum orada düşüyor. Benim kaç tane şimdi şeyim var imtihandayım. 5 yol koldan yayın yapıyorum. 5 koldan da bana imtihan. Doğruyu söylüyor, bunu söylemiyor. Olay bu. Tabii o ayeti kerimeyi buraya getirdik. Niye getirdik? Doğru konuşmanın getirisi orada farklı. Burada getirisi farklı. Yani doğruyu söylemek o kelime hem nesli kuvvetlendiriyor, doğru bilgi vermek, hem senin amellerini düzeltiyor ve günahlarını affettiriyor. Ama aynı şey, kelimeler aynı kelimeler kurulu, kurgu aynı. Ve kulu kavlen sedida, ve yekulu kavlen sedida bu. Aynı şey. Yani şimdi bakın nasıl Kur'an ayetlerini bir araya getiriyoruz, meseleyi açıklıyoruz. Ha, şimdi ne çıktı meydana arkadaşlar? Olay şu, eğer insanlık, eğer Müslüman alemi, eğer Türkiye'miz gençliği kuvvetlendirmek istiyorsa helal lokma yedirecek ve doğru bilgi üretecek. Onlara doğru bilgi sunacak. Çocuklarımızın beynine, neslimizin beynine verdiğimiz bilgi doğru olmalı. Bu benim emrim değil. Bu Allah'ın emri. Ben sadece bunları bilmiyordunuz, ben size bilir hale getirdim. Bu kadar basit.
Bunları Kur'an-ı Kerim'den size getiriyorum, sunuyorum. Yaptığım iş bu. Şimdi o zaman ilahiyat fakültelerinde ve diğer üniversite fakültelerinde yazılan kitapların doğru bilgi verip vermediği bilinmesi lazım. Bu ayeti kerimeler gerek Ahzab suresinde gerek de buradaki ayeti kerimeler bunu ifade ediyor. Ya Rabbi bizim yazdığımız yazıların, konuştuğumuz sözlerin, verdiğimiz derslerin, yaptığımız vaazların doğruluğunu nereden ölçeceğiz? Kim diyecek bunun doğru olduğunu? Ya Rabbi, bunu da soracağız. Öyle mi? Soracağız. Ya bunu nereden alacağız şimdi? Kim diyecek bize seninki dediğin doğrudur, benim doğrudur? Bir sürü hoca konuşuyoruz, görüyorsunuz. Kim diyecek bize doğrusu? Allah. Ne ile? Kur'an. Tek merci budur. Açarsanız şey, efendim Cuma suresini 18. ciltte oluyor galiba. Yoksa 19 mudur? 19, 20, 21. O 18. ciltte olması lazım. Cuma suresinin 5. ayetinde doğruyu söyleyip söylemediğiniz yegane kaynak budur. İşte DNA testini yap. Yani benim senin kucağına koyduğum bir bilgi var şimdi. Burada konuşuyorum ya size. Ha bu demek çocuğu koydum kucağına demektir. Ben diyorum sana ki buradan, kardeşim bak abi kucağına koyduğum bilgi var ya, he bu İslami'dir ha. Bu doğrudur ha. Diyorum sana. Sen de bunu DNA testini yapacaktın. Ya doğru değilse? Ya illegal çocuksa? Yani gayrimeşru. Ha? Ha Kur'an-ı Kerim'e bastın mı? DNA testini verir Bayraktar Hoca. Ne dedi ne demedi? Doğru mudur yanlış mı? İşte Kur'an bu. Kur'an DNA testi yapar bilgilerimize, felsefelerimize, düşüncelerimize. Anlıyor musun? Konuşuklarımıza DNA testini yapar, der ki bu çocuk gayrimeşrudur veya bu bunun çocuğu değil, bu İslami çocuk değil, bu İslami bir bilgi değil bu. De, bu de. Başka yok. Peygamber de öyle söylüyor Allah. Sana nasıl gösterdiysem öyle konuşacaksın. Sana nasıl gösterdiysem Kur'an'dan böyle konuş. Ayet. Bu dediğim de ayet. 105 Nisan. Bima erakallah. Allah sana nasıl gösterdiyse öyle hüküm vereceksin ya Muhammed. Anladın mı? Ben ne dediysem o. Bu din de Allah. İşte şimdi burada soruyu sorduk, sorunun cevabını aldık. Ne dedik soruda? Ya Rabbi sen diyorsun doğru bilgi ver, doğru konuş. Ben burada şimdi doğru mu konuşuyorum, yanlış mı konuşuyorum? Nereden anlayacağız onu ya Rabbi? Soruyu sorduk, cevabı verdi. DNA testi bu kitaptır. Bu kitabın laboratuvarına gireceksin, sen doğru konuşup konuşmadığını anlayacaksın kardeşim. Eğer hocaysan sen kendin anlaman lazım. Eğer sen sor birine, Kur'an-ı Kerim'e git, bak, araştır. Onu da demiş. Feselu ehle zikri in kuntum la ta'lemun. İki defa demiş onu Kur'an'da, iki defa. Birisi Enbiya suresinde, birisi Nahl suresinde. Bilmiyorsanız Kur'an'ı bilene soracaksın. Anladın mı? Öyle gelişik güzel adama sormayacaksın. Kur'an'ı bilene soracaksın. Ben demiyorum, Allah sor. Ben demiyorum. Ama biz öyle yapmıyoruz ki. Ah gönül, neler var sende de konuşamayasın ha burada. Neler var? Evet. Şimdi hayatınızın veya gelecek nesillerimiz için çok önemli iki tane kanun Allah-u Teala koydu. Birisi helal lokma, birisi doğru bilgi. Yani mideye giden ile kafaya giden aynı olacak.
Mideye giden helal lokma olacak, kafaya giden doğru bilgi olacak. Anlıyor musunuz? İki tarafı da doyuracaksın diyor. İki tane mide var. Birisi kafa, birisi mide. Ha, eğitimcilerden, batılı eğitimcilerden bir tanesi bunu fark etmiş. Ama o aleyhte kullanmış bunu. Yani şimdi mideye giden madde, besin, gıda, yemek ne oluyor? Oradan affedersiniz kan oluyor. Oradan erilik suyu oluyor. Oradan efendim pislik çıkıyor. Öyle değil mi? Ha. Şimdi kafa da öyle olmalı. Rafiner olmalı. Beyin rafiner olmalı. Oraya giden bilginin posasını çıkarmalı. Gönüle gidecek olanını ayırmalı. Gönüle gönderecek olanı da akıl yapacak bu işi. Kant felsefesine göre aklın kalıplarına girecek muhteşem bir şeydir. Aklın kalıbı, 12 tane kalıbı var diyor. O aklın kalıplarına girecek duyumlar, ham duyumlar, yani dışarıdan fabrikaya verdiğimiz ham madde, yani pamuk. Ne oluyor öteden? Kazak çıkıyor değil mi? Beyin böyledir diyor. Beyine vereceksin ham duyumu, öteden bilgi olarak çıkacak. Aklın süzgecinden geçecek diyor. Baba. Bunu Kant felsefesinde söyledi. 18. asırda yazmış. Ama muhteşemdir. Yani bunu Allah-u Teala Kur'an'da söylemiş. 1400 sene söylemiş. Şimdi demek ki Allah-u Teala diyor ki şeyde Nahl suresine bir benzetme yapıyor. وَاِنَّ لَكُمْ فِي الْاَنْعَامِ لَعِبْرَ Hayvanlarda sizin için bir ibret vardır. نُسْخِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِسًا سَيْغًا لِشَارِفٍ O hayvanın vücudundan diyor sana pislikle kan arasından süt çıkarıyorum ve onu içiyor. Böyle bir rafineri koydum o vücutta, o hayvanın vücuduna. Sen bunu hiç düşündün mü? Sen bu derse hiç baktın mı? Ve bu dersi şey yaptın mı? O hayvan orada ot yiyor. Ot yerken o ot gidiyor, bir taraftan pislik oluyor diyor, bir taraftan kan oluyor diyor. İkisinin arasından da sana süt çıkarıyor. İçenlere zevk veren, gıda veren, süt çıkarıyor, tat veren. Baba. İşte beyin de böyle çalışmalı. Beyne giden bilgilerin posasını çıkarmalı, kanını, canını ayırmalı. Bunu yapacak olan profesör budur. Profesör buna değer. Nereden nereye gittik? Ama çok şeyler anlattım. Zevk aldınız değil mi? Ben de aldım da. Yani ben de bayraklara ders veriyorum. Bayraktaşın abriye duruyor ya, beni dinleyin. Ona da ders veriyorum. Evet. Şimdi demek ki benim talebemsiniz. 21 yılı işliyoruz. Dünyaya baktığınız zaman neden bu gençlik olmuş? Görüyorsun. Neden bozulduğunu anlayın şimdi. Bunu size bu Allah-u Teala verdi. Bu perspektifi. Ne demek perspektif? Bakış açısı demektir. Bu bakış açısını Allah bize verdi. Şimdi verdi. Oturduk evde düşünüyoruz. Bu gençlik gittikçe kötüye gidiyor. Ne oldu bu gençliğe? Bayraktar ucundan doçent oldunuz. Bunu bakamıyorsanız bu Kur'an-ı Kerim'de Allah söylüyor. Haram lokma ve yanlış bilgi bu gençliği bozdu. Yani batı ile doğunun farkını söylüyorum size. İyi dinleyin. Ayağınızı iyi koyun frene. Batıda tahsil yaptıkça daha manevi, daha dindar oluyorlar. Bizde tahsil yaptıkça dinden uzaklaşıyorlar. Fark bu. Ne çektiyse bu memleket tahsil adamlara çekti. Benim babamdan, anamdan bu memleket zarar görmedi. Anlıyor musunuz? Bunu anladıysanız tamam. Dünyayı biliyoruz biz. Dünyayı görüyoruz artık. Çocuk değiliz biz yani. Dünyayı gezdik, görüyoruz, şey alıyoruz.
Biz de tahsil yaptıkça yoldan çıkayım. Orada tahsil yaptıkça yola geliyor. Farka bak. Farka bak. Şimdi tabii bu genel konuşuyoruz. Bunların istisnaları yok değildir diye konuşmuyoruz. Yani. Şimdi ama bu ne? Bu nesidir diye soruyoruz. İşte size Allah-u Teala bunlar konuştu. Ben değil. Burada Allah konuştu. Dedi ki helal lokma ve doğru bilgi. Bu sefer şimdi diyor ki Allah-u Teala bu haram lokmanın etkinliğini biraz daha açalım diyor Allah. Biraz daha açalım. Ne açalım? İnnellezîne o kimseler ki yetkülûne yerler emvâlel yetâma yetim malını yerler zulmen haksız yere innemâ elbette ki onları yetkülûne yiyorlar fînûnihim midelerinde, karınlarında nâran bir ateş yiyorlar. Ve seyyaslavne sa'îran onlar ateşe, alevli ateşe yaslanacak. Yani geçen hafta söyledi de döner gibi. Döneri ateşe nasıl kızartıyorsan ve seyyaslavne sa'iranın manası bu. Döneri kafanıza getirin bu ayeti anlayın. Nasıl orada döner ateşin karşısında pişiyor ya. Aynen öyle pişireceğim onları diyor. Anladınız mı? Yani anlamamak mümkün değil. Gitme atlayın köprüden aşağı. Şimdi diyor ki Allah kul hakkının en kötüsü yetim hakkıdır. Kul hakkının en kötüsü yetimin hakkını yemektir. Bugün Türkiye'mizde tüysüz yetimin hakkı var. Yani Türkiye'mizde doğan çocuklar boşlu doğuyorlar. O ayrı. Yani ekonomik açıdan. Ben ekonomist değilim ama ben meselelerin felsefesini yaparım. O kadarını bilirim. Şimdi bu haram lokması çok ciddi bir konu. Bunlardan özellikle yetim hakkını çok öne çıkarıyor Allah. Yani başka bir konuyu da anlatacağım size. Başka bir ayette ne söylüyor? Normal haram yiyen adam, normal kul hakkı yiyen adamı anlatıyor. Burada da yetimin hakkını ayrı anlatıyor. O ayrı. Şimdi diyor ki Allah-u Teala, yetim malını haksız yere yiyen adam karnında ateş yiyor. Buyurun. Midesinde ateş. Şimdi ateşin çocuğu da ateş olur. Yani adam ateş gıdası yiyorsa o gıdadan doğacak olan çocuk da olur. Ateşin çocuğu da ne olacak o? İyi onun gıdası ateş ya. O ateşten olacak erlik suyu. Ondan doğacak çocuk. O da ateş yakar da. Yakmıyor mu gençlik? Yakıyor da anasını babasını öldürüyor. Kadın bana telefon ediyor. Diyor ki hocam bir oğlum var diyor. Gece odamı kilitliyorum da yatıyorum. Korkuyorum. Ateşi yiyen adamın ateş çocuğu. Böylece asaleti haram lokma bozuyor. Şimdi bakın arkadaşlar. Bak Allah nasıl söylüyor. Şimdi bu ayetli kelimeleri biz anlatsaydık. Defalarca anlatsaydı. Bu insanlar haram lokma yer mi? Köşe dönmesi yapar mı? Köşe dönmesi yapar mı? Efendim iki senede bir senede efendim ben köşeyi döneyim zengin olayım der mi? Yani veya yetim malı yer mi? Yani düşünün şunu bütçeden devlet bütçeden çıkarıyor bir pay ayırıyor. Diyor ki şuraya yaptıracağım ben diyor. Oraya bir para ayırıyor. İşte şu cadde olur. Şu yol olacak, şu okul olacak, şu hastane olacak, tıp fakültesi olacak, memnun olacak. Adam alıyor,
efendim diyor ki 20'lik demir koyacaksın, 18'lik demir koyacaksın. O koyuyor ya 15'lik demir, 14'lük demir, 16'lık demir koyuyor ya. Ne çaldın da işte yetim malı çal. Ya oraya yetimin hakkı var da. Ya asfaltı yapıyor, adam asfalt yapıyor. Avrupa'da gördüm, inanın, inanın. Karlsruhe şehrine gittim ben, Almanya'nın. 5 konferans, bir vaaz yaptım orada ben. Yani bir 10 günden fazla kaldım demektir orada. İnanın, sabahleyin yürüyüş yapıyorum. 45 dakika gidiyorum, 45 dakika geliyorum. Yağmur yağıyor, benim ayakkabılarıma hiç bozulmadık ya. Hem de kardeşim ya. Hem de yağmur yağıyor. Adam böyle ya. Ama bizimkilere veriyorsun, 2 sene sonra bakın kabardı. 1 sene sonra kabarıyor. Hadi bir daha tedavi edelim onu. Bir daha yamayalım bu caddeyi. Niye? Yani doğru malzeme kullanmadı adam ya, bu kadar basit. Bu kadar basit. İşte bunu çalıyor. O orada çalıyor. E ben de doğru dürüst ders vermezsem ben de çalıyorum. Ulaya ya, sınıfa giriyorsun da 2 dakika geç kaldın, 5 dakika geç kaldın, 10 dakika geç kaldın. Efendim 1, 2, 3. He de bir tane mazeretim vardı, trafik kazasının şeyinde dolayı gidemedin ders. Geç kaldın 10 dakika, 15 dakika, bu her zaman 15 dakika. Efendim, sen de çalıyorsun da. Ne fark eder yani? Oradaki malzemeyi çalanla senin o çocuğa vereceğin bilginin malzemesini çalmanla ne farkı var? Aynı. Baba bak şimdi, anlıyor musun nereye gidiyor şimdi? Tüysüz yetimin malını nasıl yiyoruz, anlıyor musun? İlla da yetimin malını almakla değil. Bu memleketin bütçesinde tüysüz yetimin hakkı vardır. Bu kadar basit. Ya adam okul yapıyor, 1 sene sonra dökülmeye başlıyor ya. Şimdi bunları düşünebiliyor musunuz? Nasıl haram içimize girdi? Haram sakınmanın, korunmanın ne kadar zor bir olay olduğunu farkında mısın? Şimdi burada bunu söyleyelim. Şimdi gidelim yine aynı Nisa suresine. Bak azıcık bak. Kaç yaprak çevireceğim? 3 yaprak çevirmem lazım. 1, 2, 3. Bak ayet bu. Benim hocama Allah rahmet eylesin. Anneme de Allah rahmet eylesin. Beni hafız yaptılar. Bak. Şimdi burada genel haram lokmadan bahsediyor. Ya yellezine amenü, ey iman edenler, la te'külü, yemeyin emvaleküm, mallarınızı, beyneküm, aranızda, bil batılı, haram yere yemeyin. Bak. İlla ancak en tekûne ticareten an teralum minkum, sizden razı olan, razı olacağınız bir ticaret yoluyla yiyebilirsiniz. Rıza olmayan bir ticaret haramdır diyor. Batıldır. وَلَا تَقْتُلُوا اَنْفُسَكُمْ Kendi ruhunuza mermiyi sıkmayın diyor Allah. Baba. Kendi ruhunuzu öldürmeyiniz. Haram lokma ruha bir mermidir. Mermi. Kendini öldürüyorsun diyor Allah-u Teala. Kendini. Haram lokma demek kendine mermi sıkmak demektir. Anladınız mı şimdi? Ben de... Şimdi burada böyle söylüyor. Başka bir ayette rıza olur da ya kandırdıysa onu? Yani adam razı oldu yani. Bu alışverişe razı oldu. Adam kandırdı onu böyle. Katakulliye getirebilir miyim onu? Getiremez miyim onu? Dedi katakulliye getirdi onu. Ne olacak? Onun da Bakara suresinde cevabı veriyor. Yani kandırarak o işi yapmayın. Burada rızayı koydu. Orada kandırmayı koydu. İki ayet bir araya geldiği zaman da adam razı olur bu alışverişe ama aldandığının farkında değildir ama. Orada da diyor ki aldatma. Aldatmada da haram yer. Adam diyor ki şimdi bu arsaya kaç daire verilir? Bu arsaya işte kaç daire olur? 20 daire. Buraya versek o %50 gider buraya. Buranın piyasası %50'dir efendim. %50 yani 10 dairesinin 10 daire benim. Bu adama nasıl bunu kutuya koyarız da
Ha bunu nasıl 8'e indirir kolejini, onun peşine koşar, anlıyor musun? Adam da bilmeyi, müteahhitlikten anlamaya adamın almış oraya bir arsa vaktiyle işte sütçülük yapıyordu, mütçülük yapıyordu, aldı 40 sene, 50 sene evvel aldı orada bir arsa. Şimdi o adam müteahhitlikten anlamıyor, adam verdi daireyi gitti. Ha bu adamın gitti iki dairesi. Kandı. Rızası var adam, attı çaktı imzaya, imzayı çaktı anlaşmaya. Rızası var. Ama senin imanın sana diyecek diyor Allah orada. Bu adamı aldattın mı aldatmadın? Ya senin imanınla alakalı. Bak burada imana hitap ediyor. Yani iman edenler. Ha şimdi dönelim bak. Üç yaprak sonra yine bunu anlatacağız da bu ayete yine geleceğiz üç yaprak sonra. Şimdi demek ki haram lokma genelde insan kendi ruhuna mermi sıkıyor. İntihar ya. Resmen intihar. Manevi intihar. Yetim malına geldiği zaman ateş yiyorsun diyor. Ve yetmedi o. Mahşerde de seni alevli cehennemin karşısına döner gibi kızartacağım. Yetime gelince böyle söylüyor. Genelde öyle söylüyor. Ha o demek ki haram yiyen adam, yetimin hakkını yiyen adam bir taraftan hem kendi ruhuna mermi sıkıyor haram yediği için, yetim hakkı yediği için de ateş yiyor. Lokma ateşe dönüşüyor. Ama ya Rabbi, yetimin hakkı, bu yediğin lokma ateş. Uf. Şimdi değerli kardeşlerim, iki ayeti ancak bitirebildik. Efendim, Allah'a şükür olsun. Bu iki ayeti bitirdik. Gelecek hafta inşallah miras konusuna gireceğiz. Allah-u Teala mirası anlatacak. Efendim bir zamanlar kadına miras hakkı tanımıyordu cahiliyet döneminde. Kur'an-ı Kerim bir devrim yaptı bu miras konusunda. Orada kadının da mirastan hak alacağını kız çocuğunun veya kocası ölen kadının efendim miras alacağını eşinin malından bunları anlatacak önümüzdeki hafta inşallah böyle devam edeceğiz tahmin ediyorum baya uzuyor yani bir sayfadan fazla bu konuyu ele alacak Allah-u Teala. Biz şu duayı yapıyoruz, her zaman aynı şeyi yapıyoruz. Allah Kur'an'ı doğru anlayan, doğru anlatan ve doğru olarak hayatında tatbik eden kullarından eylesin. Allah-u Teala hepinizden razı olsun. Elfa.